dünyaya gelmeye başladığını duyurdu. Güzel bir haberle bu kuşağı noktalayacağız sevgili seyirciler. Çok da keyifli bir haber. Bir Türk kızının başarısı Amerika'daki meşhur Harvard Üniversitesi'ni bilmeyenimiz elbette yok. Her yıl on binlerce hatta yüz binlerce öğrencinin başvurduğu ve birçok öğrencinin de rüyası olan bir okul. Bir Türk kızı Harvard'ı %100 burslu kazandı. Hem de annesinin sözünü dinleyerek yazdığı mektupla. Harvard gibi bir okula dünya çapında on binlerce öğrencinin başvurduğunu düşünürsek sizi farklı kılan bir şeyin olması gerektiğine inanmıştım ben. İnandı ve başardı. Anne sözü dinledi, o farkı ortaya koydu. Üstelik başvuruların bitmesine yarım saat kala. Nilçe Kılıcı Harvard Üniversitesi'ne %100 bursla kabul edildi. Başvuru sırasında annesinin önerisi aklına geldi. Tüm başvuruyu değiştirdi. Annesinin önerisini yazdı. Ben ilk başta ekonomiyle ilgili bir kompozisyon yazmıştım. Annemin de önerisiyle kompozisyonumu baştan yazdım. Nil Çakırca öğretmen anne ve babasının ikinci çocuğu. İlk akıllı telefonla lise birinci sınıfta sahip oldu. O da ablasının eski telefonuydu. Nil yazısında bundan bahsetti. Teknoloji ve arkadaşlık ilişkilerine değindi. Sizi farklı kılan bir şeyin olması gerektiğine inanmıştım ben. Bunun için farklı bir şey yazmak istedim. Ailem bana akıllı telefon almadı ama annem bana piyano aldı, cello aldı. Biraz da esprili bir kompozisyon yazmak istedim. Ve ablamın da Google'da çalıştığını, akıllı telefonlarla aslında çok iç içe olduğunu bu şekilde küçük bir şekilde belirtmiştim. Nil'in yazdığı bu samimi niyet mektubu Harvard'dakileri etkilemeyi başardı. Ve genç kız %100 bursla okula kabul edildi. Kesinlikle karşımdaki kişiyi etkilemeye çalışmadım. Kendim olmaya çalıştım. Lise 1'den itibaren aslında yoğun çalışmalarıma başlamıştım ben. Nil Harvard'dan yıllık 230 bin liradan 4 yıl için yaklaşık 1 milyon lira burs alacak. Ve hedefi okulu bitirip tekrar Türkiye'ye dönmek. Büyük ihtimalle ekonomi okuduktan sonra Harvard'ın hukuk okuluna devam etmeyi istiyorum. Evet. See you.